Devam edelim efendim. Mahir Ünal, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili. Sayın Ünal ne söyledi biliyor musunuz? Gençlerin Avrupa'ya gitmek istemediğini, tüm bunların bir algıdan ibaret olduğunu söyledi. Mevcut durumu duydunuz. KPSS'de yaşananları aktardık, yurtsuzları aktardık. Ülkemizin iktidar partisinin sözcüsünün tüm bu olan bitene karşı getirmiş olduğu perspektifi getiriyoruz ekrana. Ve işte en büyük numaraları şu, işte Türkiye bir mühendis kaybetti, bir işte ama Almanya şunu kazandı. İşsizlik, geçim sıkıntısı, barınamama ve dahası. Gençler gelecekten kaygılı. Bir umut ışığı arıyorlar. Onlardan biri yurt dışına gitmek. Ancak AKP'li Mahir Ünal'a göre böyle bir şey yok. Avrupa'dan insanlar kışı geçirmek için Türkiye'ye gelme planları yaparken içeriden birileri sanki gençlerin Avrupa'ya gitmek istiyor, Amerika'ya gitmek istiyor, oralar güllük gülistanlıkmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Kendimi hiçbir yerde veremiyorum açıkçası. Şu an bir özel sektörde çalışıyorum ama mesleğimi yapamıyorum. Belli bir kitle hep kendi yakınlarını bir yerlere koyduğu için benim arkamda şu an öyle bir şey yok. AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal bir yerel televizyon programına katıldı. Gençlerin yurt dışına gitmek istemesinin algıdan ibaret olduğunu savundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le buluşan gençler artık hayal bile kuramadıklarını söylemişti. Fırsatın olsa yurt dışına gider misin? Giderim. Değer gördüğümü hissetmiyorum. Çünkü o taraflarda emekçi insan değerini biliyorlar. Burada aldığımız miktarlar belli. Ünal sosyal medya fenomenlerine hedef gösterdi. Gençleri özendirmek için yurt dışına gönderildiklerini iddia etti. Mesela yurt dışına Amerika'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye influencerlar, youtuberlar gönderiyorlar ve İngiltere'de, Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da, Amerika'da aslında her şeyin ne kadar güzel olduğunu anlattırıyorlar. Hani dediniz ya 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Ben önüme bakmak için önce karnımdan kafamı kaldırmam gerekiyor. Ve geldik iyimser tahminlere. İyimser tahmin manşetini attık haber masasında. Çünkü Merkez Bankası'nın yıl sonu katılım anketinde işte piyasa katılımcıları olabildiğinden daha da fazla iyimser davrandıklarını işittik. En azından ekonomistlerimizin yorumları da bu haliyle. O yüzden iyimser tahminler diyoruz. Örneğin en iyimser tahminleri 19.51 olacak diyorlar dolar TL kuru. Peki bakalım şimdi şu anda kaç? Dolar TL kurumuz efendim 18.27. Bugün tekrar edelim, Eylül'ün ortasındayız. 18.27 dolar TL kuru. 18.27 iken yıl sonu 19.51 olacak diyor. Bu iyimser tahmin. Bir daha vurgulayalım. Bütün piyasa bu tahminleri çok iyimser buldu. Diğer bir iyimser tahmin ise enflasyon oranında efendim. Enflasyon oranında da en iyimser tahmin, çok iyimser tahmin %60'ın üzerinde bir tahmine işaret ediyor. Şimdi başta birazdan konuk edeceğimiz Çetin Ünsal'an dahil olmak üzere bırakın %60'ları. Şunu haykırdılar ya, %40'a düşürüp %40'ta bile kalsa bir yıl boyunca sürekli artış görmeye devam edeceksiniz. 100 liralık ürünü alamayan vatandaş 107 lira yerine 103 lira görse etikette ne yazar, ne değişir? 107 lira görse ne değişir sorusunu sordular. Artış devam ettikçe, enflasyon net bir düşüşe imza atılmadıkça, fiyatlar durdurulamadıkça neye yarar diye söylediler. Mevcut zaten fiyatlarda dahi vatandaş alamıyor. Zaten biliyorsunuz, bildiklerinizi haykırıyoruz diyorlar. Dönelim bir kez daha konuşalım efendim. Çetin Bey merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Aslında iki soruyu peş peşe sormak, bir daha da araya girmemek isterim. Ben iyimser tahminler manşetini attım haber masasına başlarken. Dolar 19.51 diyorlar iyimser tahminde bile. Nereden nereye geldik hakikaten? 3 yıl önce, 4 yıl önce böylesi tahminler görseydik ağzımız açık herhalde 40-45 dakika sıcak son dakika yayınları yapardık. Şimdi en iyimser tahminimiz 19.51 dolar. En iyimser enflasyon tahminimiz bile, ki en gerçek dışı bulunan sizler tarafından o oldu, %60 civarında da enflasyona işaret ediyor bu piyasa katılımcı anketi. Nasıl değerlendirirsiniz hem iyimser tahminleri hem ülkemizin şu andaki gerçek durumunu? Demin Sayın Mahir Ünal gençlerle ilgili bir açıklama yaptı ya, algı yönetiyorlar diye. Tabii gerçekle ilgisi yok. Sokaktan gerçekliği koparırsanız, gerçeğinizi sokaktan ayrıştırırsanız böyle olur. Aynı şey burada da geçerli. Şimdi bakın,
19,5 diyeyim, yuvarlayayım da hatta, 19,5 gerçekleşti diyelim. Bir kere Merkez Bankası'nın yaptığı anketlere dikkate almamak lazım. Çünkü Ocak ayında acaba 2022 sonuna ilişkin ne öngörüyorlardı ona bakalım. Rakama da girmeyeceğim. Çünkü periyodik olarak her yıl yaşadığımız şöyle bir durum var. Ocak ayında sene sonuna ilişkin bir tahminde bulunuyorlar. Şubat'tan itibaren bunu revize ediyorlar. Kasım ayına geldiğimizde Aralık sonu dolar tahminini aşağı yukarı tutturuyorlar. Her ayda yukarı yönlü revize için böyle bir tahmin yok. Yani filmi görüyorsunuz, sonunu anlatıyorsunuz. Filmi görüyorsunuz, sonunu anlatıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Kaçta duracak onu hep beraber göreceğiz. Tabii. Ama orta vadeli programa baktığımızda ortalama dolar kurunun 2022 yılında 16,7'lerde olduğunu yazdıklarına göre bu 11'de başlayan bir dolar kurunun 23'leri göreceğini gösteriyor bize. Tabii. Sonra sene sonunda nerede durur onu bilmiyoruz. Ama orta vadeli program dahi iyimser olarak 22-23'lerin görüleceğini göstermiş. Yıllık ortalama en yüksek ve en düşük görenin ortalaması 16,5-16,7'lerde diyerek. Şimdi göreceksiniz, bence bunu çok dikkate almayın. Merkez Bankası bir ay sonra bunu yukarı yönlü revize edecek. Tabii. Tıpkı enflasyonu revize ettiği gibi. Şimdi eğer sizin derdiniz rakamlarsa, mesela ben şunu sorarım. Sene sonunda 19,5 dolar kurunu yakaladık diyelim. Hedeflerde tuttu. Peki bunun karşılığında nasıl bir maliyet ödedik diye sorarlar. Çünkü şu anda biliyoruz ki adı serbest kur olan ama aslında bastırılmış olmakla birlikte sabit kur uygulamasına geçen bir Türkiye var. Sabit kur uygulamasına rağmen tutulamayan bir dolar kuru var. Çünkü dünyadaki gelişmelerde Türkiye'nin açmazları da bunu destekliyor. Ki keza aynı şeyi enflasyon için de söyleyebiliriz. Bakın IMF'nin raporları var. Artık dünyada enflasyonun kemikleştiğini, hatta Amerikan Merkez Bankası'nın en uç buydu, gerçekleşir mi umarım gerçekleşmez, %9 faizlere kadar çıkabileceğini. Niye? Çünkü enflasyonun bir tık üstüne çıkması gerekiyor. Bunu söyleyen ve artık bütün dünyada enflasyonun en azından 2023 senesi için kalıcı hale dönüştüğünü ortaya koyan raporları bir kenara koyalım. Bizim TÜİK'in yaptığı enflasyon açıklamasında ve daha sonra Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda enflasyondaki, yani fiyatlardaki artışın tüm alt dilimlere yayıldığını ve keskinleştiği ifadesini, bunlar kendi ifadeleri, dikkate alalım. Şimdi bu şartlar altında enflasyonun düşmesi mümkün mü? Değil. Enflasyon düşse dahi, bir daha altını çizeyim, düşen enflasyon değil. Enflasyonun artış hızı. Artış hızı. Yani şu anda bizim ortaya koyduğumuz, gerçekçi olunmasa da hadi resmi rakamlardan gidelim. %80 enflasyonun maliyeti, faturası, zorluğu bizim üzerimizde. Bundan sonraki aylarda diyelim ki TÜİK'in, Merkez Bankası'nın, hükümetin öngörüleri tuttu ve %65 enflasyonla kapattık. Çok olası değil ya, üreticiyle tüketici arasındaki enflasyon farkını dikkate alırsak. Hadi baz etkisi allem ettiler, kallem ettiler, hokus pokus yaptılar, diyelim ki rakama ulaştılar. Çok zor gözüküyor ama ulaştılar diyelim. Günün sonunda bu sadece bugüne kadar yaşadığımız bütün zorlukların üzerine gelen bir %65 enflasyon hızı olur. Yani oradaki enflasyondaki düşüş göreci olarak bizim sorunlarımızı ortadan kaldırmıyor. Sorunlar var, sorunların enflasyon bazında ağırlaşma hızını azaltır. Ama sorunu ortadan kaldırmaz. Çetin Bey, şimdi ekranda da görülen başlık, iyimser tahminler bile zorlu. Şimdi bunu... Bu manşeti attıran, bu KJ'yi attıran bir başka gerçek daha var. O da genelde manşete çekilmiyor ama ben her seferinde size soruyorum. Şimdi piyasa katılımcıları en iyimser tahminlerinde bile 12 ay sonrası için, değerli vatandaşlar buraya dikkat, yani bir yıl sonrası için enflasyon tahminini %36 diyorlar. Ben yine bunu doğru kabul edip farazi de olsa sormak istiyorum. Bir ülkede şimdi %100'ler, %150'ler
konuşulduğu için şimdi %36 bile zannediyorum kimi vatandaş ah keşke diye yaklaşacaklar ama 3-4 yıl öncesine baktığınızda nereden nereye geldiğimizi çok daha iyi anlıyoruz. %36'ya takılıp kalan bir ülke enflasyonu bile ne getirir ne götürür böyle bir enkaz bıraktıktan sonra, yani geçim derdi, hayat pahalılığı, borçlanmalarımız katlanarak devam ediyor.